Şimdi isabetli şut atamadan bitirmek de ayrı bir istatistik. Sen paylaştın, dün kulaklarını çınlattık Güvenç Kurtar'la. Oyunculardan tabii ki Evet. bahsedeceklerimiz var. Bireysel performanslardaki sıkıntılar. En çok konuşulan falan Broncos'un çıktığı 11 çok Evet. eleştirildi. Bunu da ayrıca konuşacağız. Ve Beşiktaş'tan beklenti bu sezon özellikle bu değildi. O yüzden daha da şaşırttı. Yoksa Ajax deplasmanından mağlubiyet olabilecek bir sonuçtu. Biz de burada bir gün önce konuşurken konuklarımdan hani beraberlik olabilir, Beşiktaş kazanabilir ama mağlubiyet de olası bir sonuçtur. Hani Ajax her ne kadar kötü bir sezon geçiriyor dahi olsa evinde iyi sonuçlar alabilen bir takım diye de konuşmuştuk. Hızlı bir takım diye konuşmuştuk. O gün seninle başlayacağım. Yani insanları biraz bence dünkü skorda üzen şey şuydu bir de. Hatırlayalım, Ajax'la Beşiktaş son oynadığında deplasmanda 2-0 kaybetti ve bu kaybederken o kadroyu tekrar böyle saymaya gerek yok ama belki de stoperi Serdar Saatçi, Ensakala, Umut Meraş, sağ bekte Rozier. Bak, çıkan dörtlüye bakar mısın? Umut Meraş, Ensakala, Serdar Saatçi, Rozier. Önlerinde Josef vardı, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz, Batu Şua'yı. Şimdi bu 11'e baktık. 2-0 kaybetti. Çok Ajax'ın o gün kadrosuna tekrar dönersek çok daha bence iyi isimler de vardı. Sebastian Haller'lerin oynadığı dönem. Bugünkü kadroya geldiğin zaman Beşiktaş'ın kadrosu daha sükseli. Değil mi? Çok daha sükseli hatta, yani kıyas kabul etmez. Dolayısıyla farklı bir şey bekliyordu taraftarlar. Çünkü uzun süredir Beşiktaş Avrupa'da kabus senaryoları içerisinde başlayıp hep de kabusun dibinde buluyordu kendisini. Yani o aşağıya girdaba çekiliyordu. Bir umut, yani Ajax'a bu kez farklı bir sonuçla başlanırsa geleceğe dair, Avrupa'ya dair bir umut olur diye. Neden? Çünkü bu umudu bir yerde veren de Giovanni Van Bronckhorst'un kendisiydi. Çok iyi başlayan bir sezon. Gözü çok hoş gelen bir futbol, sonuç alınan bir Evet. oyun ve Giovanni Van Bronckhorst'un maçtan bir gün önce yaptığı açıklama. Dedi ki, Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmek istiyoruz dedi. Bu ifadeyi kullandı. Evet, Beşiktaş'ın son yıllarda Avrupa'daki imajı kötü aldığı sonuçlardan sebep. Geçen yılda aynı şekilde yine bir Avrupa maçı sonrası mesela Şenol Hoca istifa etmişti. Lugano maçı 2-0'dan 3-2'ye dönen. Dolayısıyla Giovanni Van Bronckhorst da bunu söyleyince insanlar Avrupa'ya iyi bir başlangıç bekledi. Ama Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmek için çıkılan yolda Avrupa imajına bence uygun olmayan seçimlerle başlangıç yapıldı. Yani Yani rotasyonsa bu maç olmamalıydı. hayır, rotasyon olabilir. Ya Ben da böyle bir rotasyon olmamalıydı. rotasyon yapılan oyuncular bence tam bugüne uygun olan oyuncular değildi. Şimdi Jean Onana, Giovanni Van Bronckhorst tutuyor. Evet, biliyoruz. Yedek kulübesindeki oyuna atmaya öncelikli gördüğü oyuncu. Dikkat edin, Onana çoğu maçta 60'larda 70'lerde oyuna giren oyuncu konumunda. Endur'dan da Salih Uçan'dan da çok daha fazla süresi var. Salih'in 10-15 dakika falan süresi vardı mesela. Endur'un daha az, şey biraz daha fazla. 11'de çıktığı maç vardı çünkü. Jin Onana onlardan da fazla. Taraftarın beklentisi bu değil. Çünkü biz Onana'yı geçen yıl izledik. Kabus senaryolarında başrol çeken oyunculardan olmuştu. Şimdi farklı bir şey bekledi belki de Giovanni Van Bronckhorst'un da. Kendisinin bir ifadesi var. Bu PlayStation değil diyor. Konsol demediği için kendi ifadesini söylemek durumundayım. Şimdi evet, değil, kabul. Ama Jin Onana'nın da ne olduğunu, zaten ne yapabileceğini biliyoruz. Ve dün de bence Giovanni Van Bronckhorst'u da gösterdi bunu. O gerçeklikle yüzleşti. Onana gerçekliğiyle. Ve şu var. Şimdi tek başına Beşiktaş dün oyunu Onana sebebiyle kaybetmedi bu arada. Tabii Şimdi ki. oraya geleceğim. Şimdi Beşiktaş'ta çift 6 numara oynadı değil mi dün? 2 tane 6 numara. Evet ve hoca da aslında bununla ilgili bir açıklama da Evet, yaptı. açıklaması var ama bende Dinamik gibi bir oturmuyor. yorum Neden yaptı. oturmuyor? Dinamizm katmak için dedi. Evet Ben yani. Nusrati ve Cin Onana'nın birlikte onu oynayıp da Beşiktaş'a dinamizm katabileceğine inanmıyorum. Nasıl katabilir ikisi Çok özür dinamizm? dilerim o gün. Biraz daha ayrıntılandıracağız bunu da, hem de konuya da girdiğin için haberimiz de bununla ilgili.
Hoca'nın o konuyla ilgili açıklamasının ayrıntısı da var. Diğer yine ona yöneltilen sorular ve eleştirilerle ilgili de başka ayrıntılar var. Bir haberimizi izleyelim, sonra kaldığın yerden devam et. Sonra Hayri Beşer'in de görüşlerini alırız. Gelsin ekranı. Tamam. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Çünkü zaten senin de bahsettiğin Ajax'ın oyunundan dolayı 2-6 numara ihtiyacım olduğunu söyledi. Evet. İhtiyacım var dedi ve dinamizm vurgusu yaptı. Haberde de paylaştık. Sen devam et istersen, sonra yine detaylandırırız. Valla benim bildiğim Beşiktaş kadrosunda Onana ile Musrati yan yana oynarsa Beşiktaş'ta bir dinamizm olamaz. Dün de zaten ikisinin toplamında top uzaklaştırması sıfır. Top kapması Musrati bir tane kaptı, Onana da yok. Birer tane de pas araları var. Yani toplam iki. Beşiktaş'ın ön liberoları faul yapmadan maç bitirdi. Bir tane fauli yok. Sürekli atakta, hücum aksiyonunda olan bir rakip var. Sürekli yanlarından bir geçiş sağlıyor, değil mi? İkili mücadeleye 8 kez girmişler toplam. Musrati 3'te 2, Onana 5'te 2 bu arada. Hepsini de hafızamda tuttum bir yerde. Çünkü bayağı izlediğimde maçı rahatsız edici, hani futbol açısından rahatsız edici görüntüler var. Ya Beşiktaş'ın 2-6 numarası bir tane faul yapmadan maç bitirdi ya. Bir tane sadece Musrati'nin top kapması var. Sadece istatistiklere bakarak bile eleştirebilirsiniz şimdi, zaten. Hayır, şimdi diyorsun. İki tane Onana ve Musrati profilinde oyuncu düşünün. İsimlerini silin. İki tane bu oyuncuyu görün ya. Bir maç açtınız televizyonda ve bu Ajax Beşiktaş maçı ismini silin. Bilmiyorsunuz iki tane. İki oyuncuyu gördünüz fiziksel olarak. Oyunu görüyorsunuz. Dersiniz ki sert oyuncular, agresif oyunculardır. En azından Onana mesela öyle biraz daha olmasını bekliyordum Van Bronckhorst. Musrati çok o tarz bir oyuncu değil. Defansif oyun kurucu daha ziyade. Hı hı. Bir tane faul olmadan maç bitebilecek bir maç değildi mesela. Çünkü sürekli onların olduğu bölgede bir ayak hücumu var. Ne faul, ne ikili mücadele, ne top kapma, ne pas arası, ne uzaklaştırma. Toptan kaçma biraz da hatta. Ya birçok pozisyon, golleri tekrar açalım. Ayrı gol pozisyonlarını da tekrar açalım bir bakalım. Sürekli bir eşlik etme hali. Bir pozisyon var. Onana rakiple ikili mücadele kaçınıyor, ayağını çekiyor mesela, giremiyor o topa. Oysa Van Bronckhorst'un onu oynatma nedeni rakibinin yaptığı gibi o topa girebilmesi mesela. Çekinmesi değil. Oraya girebilmesi için yaptı. Ama bunu icra edemedi. Ha, bu gerçeklikle yüzleşti. Ben bu dakikadan sonra mesela bir maçta Onana'yı 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Göreceğimize inanmıyorum mesela artık. Sadece bu iki oyuncu mu? Değil. Bu iki oyuncu büyük bir unsurdu. Performansları, kötü performansları. Çünkü Beşiktaş ön alanda hiç savunamadı. Evet. Ajax her dakika atakta. Bakıyorsunuz şimdi şöyle bakabilirsiniz olaya. İşte Beşiktaş daha fazla toplu oynadı. Daha fazla pas yaptı. Mesela bu da ilginç değil mi? Beşiktaş daha fazla pas yaptı dün. Evet, istatistiklerde öyle. Farioli'nin takımından evet. Daha fazla toplu oynadı. Bak geldi daha ekrana fazla da. Pas yapmış. Hiçbir önemi yok. Rakip ceza sahasına girememişsin. Girdiklerinin bazısı da bu arada maçın sonunda. Endur ve Salih girdikten sonra ceza sahasına atılan toplar var Immobile'ye falan. Onlar yani. Şimdi dolayısıyla şu var. Bir, ne zaman düşmeye başladı Beşiktaş'ın oyunu? Baktığımız zaman. Biraz işte, Trabzonspor maçının hikayesi biraz farklıydı. Ben onu farklıyorum diyorum bu arada. 10 kişi tamamen kapanan bir rakip vesaire. Orada mesela 54 kez ceza sahasına girmişti Beşiktaş. Trabzonspor maçında. Eyüp Spor maçı çok zorladı Beşiktaş'ı. Evet. Ve devamında Ajax maçı. Şimdi bu üç maçın bir ortak özelliği var. Olmayan oyuncu var burada. Bir, bu oyuncu Semih Kılıçsoy. Ne ortak özelliği var bu maçların diye bakarsanız. Öncesinde iyi oynayan haftalarda ne vardı burada yok. Öncesinde Semih vardı. Mesela burada üç maçta da Semih 11'de yok bir kere. Beşiktaş'ta João Mario iki maçta kanat oynadı. Dün Rafa Silva oynadı. Lugano maçında da Rafa Silva kanat oynadı. Gerson 10 gibi oynadı. Gerson onda, Rafa Silva solda olmuyor. İyi giden bir sistem var. Rafa'nın arkasında Gerson oyunu değil mi? Bence bunu bozmamak gerekiyor Beşiktaş'ta. Çünkü Giovanni Van Bronckhorst'un belki de arzu ettiği kalitede bir 6 numarası yok. Onana özelinde söylüyor. Musrati daha farklı kullanıyor çünkü. O zaman iyi giden sistemi daha da geliştirmeye çalışacaksınız. Rafa Silva'yı da merkezde sağını, solunu, önünü, arkasını etkileyen tüm çevresini ya 360 derece tüm çevresini etkileyen bir oyuncu alıp da tek bir alana
bağlı bırakmayacaksınız dolayısıyla. Ve Semih Kılıçsoy oynadığı zaman ben Immobile'nin de Rafa Silva'nın da daha uyumlu olduğunu gördüm. Semih'le. Daha sonrasında oynayan oyuncularla kıyasladığımızda. Ve alanı genişletebiliyor. İçeri girebiliyor. Immobile'nin yanına gidip yardımcı olabiliyor. Sürekli bir hücum aksiyonunun içerisinde. Dolayısıyla burada yedek kulübesine mahkum kalan bazı oyuncular da var. Bu oyunculardan fayda sağlanması lazım. Bak 3 günde bir maç periyodundan bahsediyoruz. Ama Beşiktaş'ta hep bir ideal 11 saydık. Yedek kulübesinden katkı sayabiliyor musunuz siz? Ya çünkü ama zaten bu vermedikleri için değil bu, evet, arada. Kimisi için. Yani bazısı veremiyor diye bakabiliriz. Sen rotasyon yapsaydın, hani dedin ya rotasyon olabilir ama böyle olmaz. Kimleri oynatırdın orta sahada? Orta saha geliştirdiğimiz için daha çok konuşuyor. Tamam. Ya bu sistemle oynayacaksın. Ya Onana'nın yerine Endur da oynar, Salih Uçan da oynar, daha iyisini oynar. Aynısını dün gece Güvenç kurtardı. Aynı, daha iyisini oynar. 6 numara olup olmamasında bence önemi yok. Bir yerde başımıza da bela oldu bu 6 numara konusu ama yani iki tane zaten savunmanın önünde alanı kapatması için koyduğunuz oyuncu var. Ben mesela Salih Uçan'ın Onana'dan daha temaslı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Önceki yıllardaki istatistiklerini açıp baksan birçok haberde görürüz mesela. Rakip sahada top kapma, pas arası vesaire, sahipsiz top kazanma hep böyle yüksekti. Mesela o daha cesur davranıyor Onana'ya göre. Dün gördüm çünkü o pozisyonu. Rakibin girebildiği topa Onana kendini çekti. İkinci golde Musrati'nin mesela bir hatası. O maçtan koptu bu arada. Yani Musrati'ninkini farklı değerlendiriyorum. Biz kalitesini henüz göremiyoruz bence. Yansıtamıyor performansı itibariyle. Ve beklenti yüksek. Çünkü gelinen noktada yani Musrati ismi ilk duyulduğunda zaten burada söyledik bu arada Musrati transferini. Ben şaşırmıştım mesela. Ben Ömer'e gösterdim, şaşırmıştım gelişini. Ve iyi bir yatırım. 5 yaşında 13 milyon euro. Beklenti de buna göre oluyor. Daha fazlasını istiyor. Yani 13 milyon euro verdiğiniz bir oyuncunun takıma bir seviye atlatabilmesi lazım. Benim En-Nesyri konusundaki eleştirim de mesela biraz bununla ilintili. Yani 1 milyon euroyu almıyorsunuz ki hani ona göre bir beklentiniz olsun değil mi? Takıma bir şey kazandıracak. Bir seviye atlatacak. Ya fazla da bir ücret ödendiği için şimdi daha çok beklenti var. İyi giden bir oyunu bence Giovanni Van Bronckhorst UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında bu kadar bozmaması gerekiyor takımı. Hatta o takımı iyileştirmesi gerekiyor. Neydi? Son haftalarda, son iki maçta iyi gitmeyen kanat rotasyonundaki düzeni Semih'le değiştirmesi gerekiyordu bence. Semih'in oynaması lazım diye düşünüyorum. Ve ikincisi Mustafa Erhan Hakimoğlu çok yetenekli ve potansiyelli bir oyuncu. Ama hala şunu söyleyeyim. Çok yetenekli ve potansiyelli. Avrupa Ligi'nde bir maceraya, bir yola çıkarken bence ilk maçta hiç de tecrübesi yokken ligde de çok fazla sonradan birkaç oyuna girdi. Süresi de çok az. Henüz o tecrübeyi edinmemişken bence ona da dünkü maçı yaşatmamak lazımdı. Şimdi ne dedi Van Bronckhorst maç sonunda? Ya çok bununla ilgili evet kötü güzel oynadı, şeyler de söyledi. Kötü oynadı dedi. Bunu kendisine de söylenelim. Mesela o duyguyu onun orada hissetmemiş evet, lazım. İyi şeyler de söyledi ama bu maçta onu tercih ederek biraz da hani tırnak içinde söylüyorum kötü ama tehlikeye de atmış oluyor. Hani performans olarak. Bak çok cesur olarak bir karar bu arada. Bu evet, verilebilecek bir teknik adamın vermesi çok zor aslında bir karar. Aslında normalde helal olsun denilecek bir karar. Bak,